Şimdi burada 5 tane aday arkadaşımız var, belediye başkanlığı adayı. İçinden biri seçilecek diye biliyoruz biz. Fakat bazı yerlerden kulağımıza bazı şeyler çalınıyor. O ne derece gerçek olabilir? Şimdi yani bir dakika. Evet. Şimdi bu 5 arkadaş ön yoklama, ön seçim olaylarında görünecek. Fakat sonuçta tepeden başka bir aday gelecek olacak. Bunların da çabaları boşa gidecek diye bir söylenti var. Çabalamasınlar o zaman. Ben söylentiyi söylüyorum yani. Böyle bir şey olma ihtimali var mı yok mu? İhtimallerle falan biz konuşmayız. Tamam, ihtimallerle konuşmayız. Ben bu basın toplantısından önce bütün basın mensubu arkadaşları kendime örnek verdim değil mi? Ben değil aday olmak devlet memurunun istifa etmesi gerekli süre 7 Şubat. Anlatabildim mi? Bu bizim için değil, tüm siyasi partiler için 7 Şubat'a kadar neyin, nasıl ve ne şekilde olacağı kesin değil. Ayın birine kadar seçim takvimi gereği devlet memurlarının istifası gerekiyor hukuken. Eğer ki benim belediye başkanı olduğum gibi 6 tane aday vardı o zaman değil mi? 7 Şubat tarihinde ben başbakan tarafından aday yapıldım mı? Yapıldım mı? Neden yapıldım biliyor musunuz? O zaman yapılan kamuoyu yoklamalarında seçimin alınamadığı tespit edilmiş, benim bunu alacağım uygun görülmüş, ben de aday yapıldık ve seçimi aldık mı? Aldık değil mi? Eğer ki oradaki seçim kurulu tüm Balıkesir'in, tüm Türkiye'nin fotoğrafını çeken, görevlendirilen, milyarlarca para verilerek her tarafın teknik analizini yapan hocaların raporu burada. 8 yıllık her 6 ayda bir Bandırma'da, Erdek'te, Gönen'de, Balıkesir'de yapılan kamuoyu yoklamaları burada. Hocaların fikirleri burada. Genel merkez tarafından belirlenen 9 tane heyet, genel başkan yardımcısının, komisyon üyeleri görüşü burada. Daha bize hiçbir şey sorulmadı. Onların vereceği karar olmadan benim 5'inden mi olacak, 9'undan biri mi olacak, benim onu söylemem hakkım falan değil. Öyle bir bilgim de, öyle bir becerim de, öyle bir şeyim de yok. Öyle bir şey de olamaz. Şimdi eğer ki demokratik olmadığı ifade ediliyorsa, demin bu arkadaşımızın bana buraya girerken, ister inanın ben not aldım da geldim buraya. Bu benim konuşma metnim veyahut da şeyim falan değil. Ben orada hemen ayaküstü not aldım. Soracağım, söz dedim, ondan soruyorum. Benim alakası değil ha. Ama buna inanırlar inanmazlar, derdim falan değil. Ben soracağım, söz dedim. Delikanlı mı sözüm? Delikanlı, erkek sözüm, erkek sözüm dedim. Ondan söyledim. Metin'in hakkını yediklerini ifade ettikleri için ben bunu söyledim. Burada bak şimdi 91'e götüreyim seni. 91'de hakim huzurunda ön seçim yapıldı. Hakim huzurunda yapılan ön seçimde ben 3. oldum. Doğru Yol Partisi'nden milletvekili oldum değil mi Ahmet abi? O zaman da burada Bandırma'da da bir ön seçim yapıldı. Tüm Balıkesir 2. bölgede ön seçim yapıldı. Bu 2. bölgede ön seçimde 1. Dursun Beyli Eczacı çıktı. Hatırlıyor musun abi? Hatırlayayım mı? Ön seçimde Dursun Beyli Eczacı çıktı. 2. de Mehmet Cüm çıktı. Doğru mu? Hatırlıyorsunuz değil mi? 91'de ya. Ondan sonra bir baktık, bu hakim huzurunda sandık konularak herkesin huzurunda yapılan bu sonuçta dedi ki ey partiye gönül verenler, ey demokratik teamüllerin gereği sandık koyduğumuz o partiye para pulunda vaktinde size yapan insanlar, siz dediler yanlış belirleme yaptınız. Sizin yapmış olduğunuz bu belirleme yanlıştır diyerek Nurettin miydi neydi Eczacı Dursun Bey'le onu alıp da Ruşen Tosun'u birinci sıraya koydular mı? Anladın mı?
Anladım. Yani genel merkezin inisiyatifinde diyorsunuz her şeyi. Bilmiyorum bak, oradaki tamam. Ben hakim huzurundan seçimden tamam. Bahsettim. Sen neden bahsediyorsun? Anlaşıldı.